Trump ve Biden ABD'nin 46. başkanı olabilmek için yarışıyor. Peki ABD'nin yeni başkanı Türkiye'yi nasıl etkiler hocam? Tabii yani kim olacağına bağlı hiç kuşkusuz. Hani çok büyük yapısal dönüşüm vesaire gibi bir noktada değerlendirmiyorum. Çünkü Trump da bizi çok üzdü. Obama'dan başlayan sürecin özellikle PKK-PYD konusundaki desteğin çekilmemiş olması, oradaki desteği yani kör amacın, daha doğrusu Türkiye'yi görmezden gelen, Türkiye'nin her türlü bu konudaki çabasına, ısrarına rağmen burada kayıtsız kalan, körlük içerisine giren ve ona aklını, siyasetini, stratejisini, silahını veren Amerika, PKK terör örgütünün kuyruğuna yapışmış Amerika, o çizgisini Trump döneminde de sonlandırmadı. Trump'ın tabii sınırlıydı belki bu konudaki çabaları, ama şunu da net saptamak gerekir. Tamamen önemsizleştirmiyorum başkanların rollerini Amerika'da, ama esas olan sistemin varlığı ve onun bileşenleridir. Fakat ona rağmen yine bir takım bütünüyle çok dönüştürücü olmasa bile iyileştirici, etki edici rollerini değerlendirecek olursak, Trump'ın Türk-Amerikan ilişkilerinde, özellikle Türkiye'nin o haklı mücadelesinde, teröre karşı verdiği mücadelede hava savunma sistemini kurma çabası, Patriot'ları vermeyen Amerika'nın S-400'lere yönelen Türkiye'ye bunu da bir anlamda yaptırma, dönüştürme çabası ve işte Kassa denilen bir yaptırımlar sürecini olgunlaştırmasında Trump bir anlamda orada bir meseleyi soğutarak bir katkı sağlamıştır denilebilir. Tabii bunlar hep çok palyatif, çok bu anlamda Türkiye'nin Amerika'dan beklediklerini asla yerine bütünüyle getirmeyen çabalardı. Ama şimdi ortada bir de Biden faktörü çıktı. Biden'ın rolü, pozisyonu, yaklaşımı biliniyor. Başkan yardımcılığı döneminde New York Times gazetesindeki bir buluşmadaki bir röportajda ona çok soru falan da yöneltilmediği halde meseleyi Orta Doğu giderek Türkiye konusuna getirerek Türkiye'de seçimlerin nasıl dizayn edilmesi gerektiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl devrilmesi gerektiğine ilişkin akıl yürüten, bu konuda işin ayarını kaçıran bir yaklaşım ortaya koymuştu. Nitekim sözde Ermeni soykırım yasa tasarısını onaylayan, destekleyen, yardımcısı Harris'la birlikte bunun hararetli savuncusu olan, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı coğrafi gerçeklere dayanan, hakka, hukuka, adalete dayanan yaklaşımının tersine Yunanistan'ın yaklaşımına, pervasızlığına destek olan çizgisini biliyoruz. Bütün bunlar Trump açısından çok farklı mıydı? Hayır. Ama sonuçta Biden, düşünün ki işte şu ana kadar kıran kırana geçiyor tabii. Trump'ın büyük ölçüde hani yine kamuoyu anketlerinin verdiği havayı, o Amerikan ağırlıklı medyanın, merkez medyasının pompaladığı Biden ve Biden'dan çok belki Trump karşıtlığının giderek bir hayal kırıklığına uğrayacağını, seçim sonuçlarının öyle bir görüntü içerisinde. Nitekim bu da bizim... Evet, yani bu da çok önemli. Dolayısıyla bütün bunlar Türkiye-Amerika ilişkilerinde başkanlar, bilemiyoruz bakalım ne kadar etkili olacak, ama Türkiye'nin geri adım atması gereken, Türkiye'nin iyileştirmesi gereken, Türkiye'nin sorun çıkardığı, marazalık yaptığı bir durum yok ki. Çok açık bir şey. Türkiye gönüllü mönüllü bir tercih değil. PKK-PYD, Türkiye'ye hedef olan bir terör örgütü. Destek olma buna diyor. Demesin mi? Doğu Akdeniz'de. Koca bir Doğu Akdeniz ülkesi burası. Kıyısı en uzun Doğu Akdeniz olan bir ülke. Burada hakları var. Kıta sahanlığı, karasuları, münhasır ekonomik bölge. Nerede, hangi coğrafi gerçek ya da uluslararası deniz hukuku belgesine, mevzuatına bakarsanız Türkiye sonuna kadar haklı. Ne yapsın? Geri adım mı atsın Türkiye? Haklarından vaz mı geçsin? S-400 vermediniz Patriot'ları, ne yapsın? Çatısız mı kalsın? Yani dolayısıyla satın aldı, depolarda mı çürüsün onu, kullanmasın mı siz öyle istiyorsunuz diye. Dolayısıyla FETÖ meselesinde amansız bir mücadele verdi içeride. Yani bu konuda ne yapsın, bıraksın mı peşini, mücadeleden vaz mı geçsin? Sorunları bunlar. Yani Türk-Amerikan ilişkilerindeki sorunlar, Türk-Amerikan ilişkilerinin kötü gitmesi, başkanlar, Trump, Biden vesaire, bütün bunlar konuşuyoruz da. Yani meseleler bunlar. Dolayısıyla adım atması gereken, düzeltmesi gereken, karar vermesi gereken Amerika. Ha canım,
Yani biz yine eski Türkiye'yi istiyoruz. O soğuk savaş dönemi bitmiş gibi davranın. Biz ne dersek o olsun. Siz burada NATO'nun bir ileri karakolu gibi davranın. Dolayısıyla bütün bu meselelerden FETÖ mücadelesi yeter yaptınız. Küresel ağı diri canlı tutmaya ben devam edeceğim. Buralarla ilgilenmeyin. Doğu Akdeniz'de biz dayatıyorsak kusura bakmayın. Burada bu noktada siz de geri adım atın. Bu kadar da çok iddialı olmayın. PKK-PYD'de burada bir oluşum içindeyiz. Yüzyıllık bir proje bu. İkinci bir garnizon devletçi İsrail tarzı bir şey oluşturacağız. Buna da sessiz kalın. Türkiye buna boyun eğer mi? Şimdi dolayısıyla böyle bir Türkiye olmadığına göre kendi durumunu gözden geçirecek olan Amerikan başkanları kim olursa olsun yeni dönem açısından. Ama tabii gördük ki çok enteresan bir süreç yaşıyor Amerika. Bildiğim bir yer, yaşadığım bir yer, hocalık yaptığım bir yer. Tarihinde görülmemiş bir takım süreçlerin içerisinde. 10 yıl öncesinde başlayan bir küresel gücünde aşınma telaşı giderek daha da yaşamsal hale gelmeye başladı Amerika'da. İçeride büyük sorunlar var. Kamu düzeni ve altyapısı açısından giderek dinamizmini yitirmiş bir altyapı. İstihdam rakamları, işsizlik çok önemliydi ve Trump'ı iktidara getiren buydu esas itibariyle. Bakın bu pandemi süreci vesaire bütün bu konudaki küresel salgının ekonomileri doğrudan etkileyen yanı olmasa Trump aslında bu konuya eğilmekle, odaklanmakla önemli bir mesafe alarak da başarı sağlamıştı. Bütün bunlar var. Bir de tabii rakipleri var. Çin yükseliyor, durduramıyor falan. Bütün bunların içerisinde neye tanık olduk o debate'lerinde, tartışmalarında? İki Amerikan başkanı adayı diyelim. Biri başkan, diğeri aday. Onun karşısında aday. İşte kendi de tekrar seçilmek istiyor. Ama birbirlerini Çincisin sen, Rusçusun sen diye suçlayan iki Amerikan başkanı ve ağızlara alınmayacak laflarla birbirlerini hakaret eden İki yaşlı insan. Biri Hocam, hele... halletmek istiyorum. Buyurun. Peki bu söylemleri iç savaşa yol açar mı? Yani böyle tabii iç savaş noktasına gelebilecek bir ülke değil. Yani bunu önler. Müesses nizamı önler. Yani ona hakimdir. Dolayısıyla fakat bir gerilimin olmasını isteyenler, sokakları bu anlamda kullanmak isteyenler var. Amerikan içerisindeki o yapının yani o derin Amerika'nın da kontrol ederek kontrollü bir gerilim, kontrollü bir sivil itaatsizlik gibi bir yaklaşımın içerisine girebileceğini de değerlendirmek gerekir. Bunun yani işte şimdiden büyük bir öyle bir gerilim atmosferi oluşturuldu. Başta New York olmak üzere Washington DC'de, başkentte önemli işte mağazaların, önemli caddelerin, binaların işte günlerdir marangozlar hummalı çalışıyorlar. Tahta plakalarla kapladılar falan. Bu denenebilir. Yani Antifa gibi bir örgütün sahaya indiğini ve unutmayalım bu örgüt PKK-PYD Suriye'nin deki PKK unsurlarıyla YPG'yle çok içli dışlıdır. Bunun o yani ırkçı polis saldırısından sonra ortaya çıkan haklı protestoları bir süre sonra şiddete, yağmaya dönüştüren o mekanizma, o el, o refleksin içinde yer alan örgütler bunlar. Hatta bu konuda Enes Kanter denen FETÖ'nün uzantısı aktördü, bir simgesel değerde bir anlamda FETÖ'de burada pozisyon aldığını görüyoruz. O sokak eylemlerinin içerisinde yer almıştı. Yani kısacası bu o gerilimin varlığını ortaya koyuyor. Bunu bazen Hollywood filmlerinde işliyorlar. Joker filmi Türkiye'de de vizyona girmişti. Onun son bitiriş sahnesinde bu yansıtılmıştı. Yani kısacası aynı zamanda tabii Trump'ın da yani o gururlu çocuklar diye Türkçeleştireceğimiz bir grubu var, kontrolü kendinde olduğu bilinen, söylenen. Tartışmalarda bu ona sorulduğunda onlara bir şey söyleyecek misiniz diye sorulduğunda moderatörün sorusunun gayesi işte onların uslu durmaları, tasvip etmediğini, silahlı oldukları için bunu uygun bulmadığını falan söylemesini beklerken Trump şimdilik bekleyin onlara mesajım odur. Yani bir harekete geçme imasını vermişti. Yani kısacası iki taraf açısından da böyle bir atmosfer var. Trump tabii özellikle Mayıs'tan sonra başlayan ırkçı işte davranışların ve şiddetin karşısındaki protestoların bir süre sonra bu tür yağmalara ve
sokak şiddetine dönüşmesinden sonra şunun altını çizdi. Gördüğünüz gibi bu bir haklı protesto falan değil. Bu büyük bir aslında giderek terör estirmek istiyorlar. Amaçları beni devirmek. Bunun da halkta bir karşılığı olduğunu anlıyoruz. Bakın çok ilginç sonuçlar geliyor. Yani işte Florida'yı kazandı. Ohio yani demokratların eyaletiydi. Orayı kazanıyor görünüyor şu ana kadar. Çok ilginçtir Wisconsin, Michigan, Pensilvanya'da oyların işte yarıya yakını şu ana kadar sayılmış durumda. Oralarda önde gidiyor Trump. Bunlar önemli, beklenmeyen sonuçlar. Eğer böyle tamamlanırsa, o şeyi korursa aradaki farkı, Amerikan başkanı Trump'tır artık. Bir Texas'ta hafif bir debelenme oldu. Orada da tabii çok ilginç. Uzun yıllardır Cumhuriyetçilerin kalesi bilinen Texas. Tabii iç göçlerle bir parça nüfus dengesi değişti. Özellikle New York'ta, Washington DC'de falan hayat pahalılığının artması. Texas'a biraz vergi açısından da avantajlı sayılan Texas'a yönelişi arttırdı. Benim de yaşadığım yer Texas'tı, iyi bilirim orayı. Dolayısıyla ama orada da yine bir toparladı Trump'ın oyları. Şu anda önde gidiyor. Sadece bir Arizona'da Biden'ın tamamlamış gibi görünüyor. Onun lehine sonuçlanacak. Bunlar hepsi hani o Amerikan seçim sisteminde mavilerin, kırmızıların, demokratların, cumhuriyetçilerin kemikleştiği, kaleleştirdiği, uzun yıllardır değişmeyen, eyaletlerin dışında kalan, canım bazen demokrat, bazen cumhuriyetçilerin eline geçtiği bilinen, hani adına salıncak denilen, bir o yana bir bu yana belirsizlik içeren, işte bunlar 7-8 tane eyalet denilebilir. Dolayısıyla bunlar için işte Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Florida başta geliyor bunlar. Arizona da öyleydi. Dolayısıyla onların sonucu belirleyecekti başkan seçimi. Şimdi görünüyor ki şu anki sayıma göre bunu korursa Trump başkan seçilmiş olacak adeta ve hiç beklenmeyen hızda da bu sonuçlanacak. Biraz Pennsylvania'nınki uzun sürecek. Çünkü Pennsylvania'da mahkeme kararıyla, yani yerel mahkemenin kararıyla demokratlar bunu talep etmişti. Cumhuriyetler itiraz etti. Hala o itirazları sürüyor. Oy sayımını, postayla gelen oy sayımını 3 gün daha yapacaklar. Yani 3 gün süre bugün bitirmiyorlar. Ama diğer birçok eyalette bugün itibariyle postayla gelen oylar bugün itibariyle sayılıp bitirildi. Bundan sonra yani gelecek olan oylar, postalar, postadaki gecikme vesaire, son gün postalamalar olabilir kuşkusuz. Bunu dikkate almayacak onlar. Ama Pennsylvania 3 gün alacak. Dolayısıyla bu sonucu değiştirebilir mi? Tabii bu muhtemel. Henüz matematiksel olarak mutlak bir durum yok. Fakat tabii Trump çok şaşırttı. Özellikle Hispanik oyları almayı önemli yerlerde hiç beklenmeyen, mesela Miami'nin özellikle yani Florida'nın Miami bölgesinde Küba ağırlıklı bir nüfus kitlesi vardır. Hispanikler vardır. Oradan oy aldığını gördük. İlginç bir şekilde siyahlardan oy aldığını gördük. O ırkçı tavrına, yaklaşımına rağmen. Bir başka şey de tabii Biden açısından da birkaç sürpriz var. O da yine hani orta yaş, hatta yaşlı kuşak, beyazlar, bunlar kemik cumhuriyetçidir, Trump'a girecektir dediğimiz belli yerlerde de Biden'ın buralarda sürpriz yaptığını söyleyebiliriz. Yani Amerika'nın iç dengesi değişiyor, siyasi partilerin tercih edilme eğilimleri farklılaşıyor. Amerika bir yeni bir yere doğru gidiyor ama bu yeni yer dağınıklık, toparlanma ihtiyacını ortaya koyan dağınıklıkta bir süreç aslında. Biden zaten bunu da yapabilecek kudretli bir lider asla değildi. 47 yılın yorgunluğuyla ne dünyayı okuyabilmek, işte sadece bir NATO'yu güçlendireceğim, müttefikleri harekete geçireceğim, işte yeniden adeta Amerika'nın yeni jandarma rolünü, o soğuk savaştan kalan rolünü öne çıkartıyordu. Ama bütün bunlar rağmen Türkiye, özellikle Amerika'nın ekonomik sorunları vesaire, öyle anlaşılıyor ki halk pandemiye rağmen, buradaki işsizlik rakamlarının artmasına rağmen, işte aşı vesaire gibi tedavi tekniklerinin yolda olduğunu umut ederek Trump'ın yeniden o Ocak, Şubat, Mart aralığındaki o ilk, yılın ilk iki ayındaki elde ettiği ekonomideki olumlu rakamlara ulaşacağını
yine işsizlik konusunda bir takım çözümler üretebileceğine daha yatkın durdu. Biden'ın o yeşil ekonomi vesaire diyerek insan hakları, işte azınlıklar falan. Ama asıl mesele işin ekonomideki sıkıntılar. Burada yeterince çözüm görmemiş olabilir. Yani bütün bunlar geldiğimiz noktada Türk-Amerikan ilişkileri açısından biz bulunduğumuz yerdeyiz. Biz açık olarak davet ediyoruz ki bunlarda ne hakkı ne hukuku çiğnemiyoruz. Aksine bizim hakkımız, hukukumuz çiğneniyor. Göz göre göre de buna boyun eğebilecek bir ülke değildir Türkiye. Türkiye'de en iyi onlar tanırlar.